Takla nasıl ters takılır? Tutorial bu an. Şapkanı üzerinde benim köyün isminde olması çok önemli. Bir, number one. Number two, siyah olması çok önemli. Number three, öyle herkes öyle her şekilde tutamaz. İki parmak. O tekniği ben de öğrendim. Şapkanın içinden hop. Emin olun her şeyin tavşan falan olmadığına. Deliklerin fit olması çok önemli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tamam. Deliğinin de oturduğuna emin olun çok kritik. Şapkanızı... Allah! Bu... Hayır ya, bu değil! Bu... Hiç değil! Hiç değil. Bu... Asla! Bu... Yeah. Şapkanızın sağdan sola doğru olduğuna emin olun. Kaç derece açıyla? Ve... İşte o derece açıyı ben bir sene bakıyorum yani. Şapkanızın şu bölgesini kaşınızı aldığına emin olun. Kaş almak ne demek? Kaşınızı almasına. Allah. Bu. Gördün mü? Evet. Gözün evet. Daha açık. Evet. Anladın mı? Her şey zinde başlıyorsun. Yes, her şey. Daha zinde dans ediyorsun. Hareketleri daha rahat görebiliyorsun. Yes. Kelavuz mu? Bak bu. Nine. No. Nihat. Hayır. Şu. Şu. Sol kaş değil, sağ kaş. Tamam mı? Bak şu. Olmuyor. Şu. Açısı çok önemli. Yes. Peki Deniz sen bir şey soracağım. İyi bir dansçı olmanın birinci tutorialını Ömer Reşitbaş tarafından öğrendik. Diğer tutoriallar tekrar. Ben niye kendimi böyle trolledim? Oh çok kötü yine. Şapka nasıl kullanılır? Tutorialımız henüz bitmedi. Devam ediyorum. Ve şapkayı hoodie ile nasıl takılır, nasıl giyilir? Hoodie'mizi, şapkamızı ters taksak da tam. Şapkanın önünü alacak şekilde üzerine takıyoruz ve yes bu şekilde iyi bir dans. Bunları unutmayın. Evet, iyi bir dansçı olmak için ilk aşama şapkaydı. İkinci derste görüşmek üzere. So, yo. Biz bunların hepsini size anlattık. Şapka nasıl takılır anlattık. Nasıl kullanılır anlattık. Nasıl dom olunur, nasıl swag olunur anlattık bunların hepsini. Dinlemiyorsunuz beni. Dinlemiyor onu. Styling çok önemli. Konuşmak çok önemli. Konuşmak da çok önemli. O yüzden ben dinlemiyorum. Bir styling ayaktan başlar. Bu da Nike'ın yeni mükemmel. Ayakkabın ne olursa olsun önemli olan seni rahat hissetmen. Ayakkabının bağcıkları çok önemli. Bağcıklar şöyle bağlanmaz. Şu değil, şu bu ne? Ortadan bağlanmaz. Farklı olmak zorundasın. O yüzden bak görüyor musun? Olması gereken devam ediyoruz. Bu yanlış. Bak bu ortadan yanlış. Bu ne kelebek? Ne kelebek? Bu yandan. Ne o YouTube'cuk mu yapalım? Hocam? Farklı, değişik. Olması gereken. Yanlış. Doğru bağladıktan sonra nasıl oluyor peki ayaklarımız ayakkabıda? Ayağı, daha konfor, daha her şeyi yapabiliyorsun. Yes. Konfor. Devam ediyorum. Sadece bağcık deyip geçme. Onun üzeri de çok önemli. Bir dakika. Yanlışı gösteriyorum. Bu yanlış. Bu ne bu? Doğru bağcık, doğru çorap kombinasyonu. Yanlış. Yavaş bir şekilde fermuarı açıyoruz. Bacakları çekme. Dar paça bir. Fark etmez dar bu. Üstüne. Nirvana'ya kadar hafif aşağı doğru indiriyoruz. İyi bir dansçı olmak istiyorsan ayakkabı, çorap ve eşortman kombinasyonun iyi olmalı ve şu kombinasyon 1-2-3 çok önemli. Kombinasyon stil deyip geçme. Yes. Bunlar çok önemli. Bu yaparsan dans edersen iyi hissedersin. Yo. İyi bir dansçı olmak için gerekli bilgileri aldık, öğrendik. Bir sonraki tutorial'da tekrardan Ömer Hoca'yla devam edebiliriz. Nasıl iyi bir dansçı olunur? Üçüncü dersle birlikteyiz. Evet Ömer Hocam. Biz bunların hepsini anlattık. Kamera aç bakayım nasıl görünüyorum. Biz bunların hepsini size anlattık. Şapkayı anlattık. Ayakkabıyı anlattık. Çorabı anlattık. Eşortmanı anlattık. En önemlisi? Anlattık ama bu kadarla bitmiyor tabii ki de. Stil her şey. Bir dansçının stili çok önemli. Yes. Devam ediyorum. Hoodie. Çok önemli. Ve çanta. Dede çantası. Dedelerimiz takardı ama bel çantası. Ama asla bunu bele takmıyoruz. Yes. Bir kol açıkta olacak. Kıstırmayın. Yani şu, bu. Bu yanlış. Şu değil. Yani fena olmadı ama. Bu yanlış. Sen dansçısın. Buna ihtiyacın var. Şöyle yan takacaksın. Tamam mı dostum? Bu. Şu. Bunu birçok insan şu an takıyor ama niye taktığını bilmiyor.
görüyor, sosyal medyadan görüyor, çok popüler olduğu için takıyor ama... Bu bizim her şeyimiz çünkü biz dans ederken, telefon cepte, dans ederken sallanıyor. O yüzden bunu alıyoruz, buraya koyuyoruz, gördün mü? Şarj aleti gibi. Ne kadar dans ederken çok lazım. Hayatımıza, bizi hayata gözlük, görüyor musun? Bu da bunun içinde, dans ederken hızlı davranmak için hemen hop. Başka ne var bunun içinde? Cüzdan. Yes. Ve hoodie dedik. Erkekler sağ kol, bayanlar sol kol. Alaka! Yoktan söylüyorum, bundan sonra böyle yapılsın. Yes. Bu sallanacak. Sallanmasını istemiyorsan sana hayatının triğini veriyorum şu anda. Çok önemli. Bu bu. Şuradan içeri doğru. Ayda. Yes. Aa, kimse bilmiyor. Allah. Yani dansçı olmak öyle sanıldığı kadar yani kolay değil. Biliyorsun sen. Evet, bunları unutmayalım. Yes. Orada ben de geldi hoca yapsın. Çocuk gelip şimdi tatlılar. Çok iyi. Yes. Çok iyi. Yes. DJ'nin tişörtün UDT olması çok önemli. Oh. Hepimiz UDT olmasa da olur. Ayakkabıyı anlattık. Evet. Çorabı anlattık. Eşortmanı anlattık. Bol olması. Tişört uzun olacak. UDT'yi nasıl giyeceğini anlattık. Bel çantasını anlattık. Kolyelerinizi anlattık, gözlük. Gözlüğü anlatmama gerek yok zaten, o kendini anlatıyor. Şimdi sıra dans etmekte. İki tür insan vardır. Bazıları önce başarıyı, sonra dış görünüşü düşünür. Diğer insanlar da önce dış görünüşü, sonra başarıyı düşünür. Fark etmez hangisi oluyorsan ol, önemli olan dans ediyor olman. Bir şekilde başarıya ulaşıyor olman. Bugünlük tutorialımız bu kadar. Yes. Beni kızdırmayın bak. Bunu... Yapma! Bunları göreceğim. Bunları göreceğim, yes. Bir şey söyleyeceğim, yok mu? Yok. Bir sonraki tutorial'da size yok mu, yok mu, ey mi, ey mi, yes mi, wow. Yas mı, bunları anlatacağım size. Hayda. Yes, beni takip edin. Evet, bu tutorial'ımızda da bir dansçının elleri, parmakları, yumrukları nasıl olur? Evet, Ömer Yeşilbaş, sen de. Yeah. Bir dakika, hazırlamıyor musun? Dance language. Yes. Dans dili. So, en önemli şeylerden bir tanesi ellerimiz. Anlatabiliyor muyum? Eller. Eller çok önemli. Eller. Yes. Ellerin konuşmalı. Anlatabiliyor muyum? Yo. Görüyor musun elleri? Yes. Geçemeyiz değil mi? Hızlı geçemez. Çok hızlı. Çok hızlı. Elinizi şu şekilde kullanmıyoruz. Yes. Elinize bir karakter yüklüyoruz. Bu olur. Yes. Rockstar. Sen bir rockstarsın. Rockstar. I'm a rockstar. İşaret dili, anlatabiliyor musun? İşaret derken şu değil. Bu değil, bu şu değil, bak şu. Bu ne? Dansçısın sen, şu. Yo, oh, I'm smart. Talking to you. Dans ediyorum. Yes. Şu, bak buradan. Yani gösterirken şu değil, bu değil, bak bu değil, bu. Bak, bir şey arkada görüyor musun? Kaç derece bilmiyorum ama işte o değil. Talking. Yes, yumruklar çok önemli bak. Üç parmak içeride. İşaret, yes, baş parmak, görüyor musun? Yo, talking. Elinle konuşurken böyle konuşacaksın. Aynı zamanda bu crumping'de bir figür. Neyde? Neyde? Crumping. Bu ne? Oh, bang bang. Bang bang ama water gun değil. Water gun. Yes. Su tabancası. Aksanı soyuyorsun. Water gun. Yes. Water gun. Yes. Talk to me. Her zaman always böyle. Yo, fist. Yes, fist. Görüyor musun? Konuşurken. Oh. Güçlüyüm. Gördün mü? Güçlü bir dansçı olduğunu gösteriyor. Yes. Open hand. Ama eller şu şekilde değil. Açıyorum. Onlara karakter veriyorum. Sıkıyorum. Hmm. I'm a gangsta. Yo. Call me. Alo. Yo. Alo. You can alo. Call me. Yes. Arkadaşını gördüğün karşısında. Yeah. Call me. Yes. Koreografi yaparken hareketlerde var. Yes. Call. Bu ne? Think about it. Düşün diyor. Değil. Beynini kullan diyor. Anlatabiliyor musun? Beynini kullan. Sakın ana sakın. Gun. Böyle yapmıyorsun. Bu yok. Böyle bir gun yok. Saçmalama. Öyle şey yok. Şu. Görüyor musun? İki parmak birbirine sıkı. Yes. İkisi. İçeride, ikisi dışarıda, baş parmak yukarıdan, yo, görüyor musun? Gun. Ben hocamı geri verdim. Geri verdim. Bir sonraki dans tutorial'da Ömer Reşil başta tekrardan bir arada olacağız. Görüşmek üzere. Ya. Bu videomuzda Ömer Yeşilbaş bir dansçı fotoğraf çekilirken nasıl poz vermeli bunu anlatmaya çalışacak. Evet bakalım, Ömer Yeşilbaş sendeyiz. Görüyorum. Ama konuşamıyorum. Sosyal medyada fotoğrafları görüyorum, tepkileri görüyorum, üzülüyorum. Hatta Sertan gibi üzülüyorum. Sertan üzül. İlham. No. Hayır. Olmuyor gençler. Olmuyor. Biz bunların tutorial'larını çektik, anlattık.
nasıl karşıladık? Bunları konuştuk gençler. Böyle değil. No. Yoruluyorum. Beni dinlemiyorsunuz. Düşünmüyorsunuz. Nasıl poz vereceğimi ben anlatacağım size. Üzülüyorum. Sertan gibi üzülüyorum. Sertan üzül. Anlattık bunları. Şaşkınım. Sertan gibi şaşırıyorum. Bak gördün mü? Şaşır Sertan. Allah göstermesin. Bunu tutorial yapmayacağım. Sakın Sertan gibi şaşırma. Nasıl fotoğraf çekilir? Bir dansçı nasıl poz vermeli? Yes, çok önemli. Yes, elleri anlattık. Pozları anlattık. Anlatıyorum bak. Yes, birinci poz. Elinizle bir hareketiniz, bir figürünüz olmalı. Yes. Poz verirken eliniz yüzünüzün tam ortası. Yes, çok önemli. Görüyor musun? Gözlük varsa gözlüğü işaret ederek. Görüyor musun? Sanki gözlüğün düşmesin gibi bak. Görüyor musun? Diğer parmağım yanakta. Diğer parmak. Görüyor musun? Şu üç parmak çok önemli. Birisi gözlük, gel, görüyor musun? Tam şurayı işaret ediyor. Gözlüğüm varmış, düşmesin. Yok. İkincisi, üçüncüsü yok. Bak, gel pozu. Biraz yüzünü kapatacaksın. Niye? 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 Bilmiyorsun tabii ki de. Çünkü daha cool. İkinci figür, görüyor musun? Şu. Bak, bu parmak değil. Şu parmak değil. Bu parmak. Yes, ikinci. Sondan birinci, buradan da dördüncü mü oluyor? Sonra parmaklar birbirine yaklaşık. Çekiyorsun. Gergin olması çok önemli ama rahat olman da çok önemli ya. Ne yapıyorum? Şu şekilde. Gördün mü? Dudakta. Şu değil. Şşş. Değil. Biz doktor değiliz. Şu. Görüyor musun? Hafif çapraz. Çene. Hafif yukarı. Gördün mü? Ya. Üçüncüsü. Şu. Hafif. Yanda. Görüyor musun? Yanakta. Bakmıyorum sana. Görüyor musun? Bakmıyorum ama bakıyorum. Parmakları çekip şunu yapıyoruz. Ya. Yanakta. Oturuyorsan dirsek. Dizde. Şu. Yes. Şu. Oy. Yüzü kapatacak. Ya what up nigga. Yüzü kapatmak çok önemli. Yes number one. Kendine söyle. You are number one. Gördün mü? Şu. Gösteriyorum ortadan ben görünüyorum. Yo. Gördün mü? Water gun. İşaret. Faktum. Anladınız mı şimdi? Poz yaparken hep el yüzüğün özellikle çene ve burun bölgesini kapatacak. Yes. Gördünüz mü? Oh. Biliyor musun? Bunlar çok önemli. Değil mi hocam? Üstad! Bir şey söyle! Bak! Bir sonraki tutorialda görüşmek üzere. Bir dansçı nasıl fotoğrafa poz vermeli? Bunları gördük. Bir sonraki tutorialda tekrar haberleşip başta bir araya geleceğiz. Evet, iyi dansa kalın. Görüşmek üzere. What up nigga? What up? Yo. Oh my niggas, yo, fellas and boys. Onu demek istedim. Oh yeah, devam ediyoruz tutorialımıza. Yo Acun abi Almanya'dan yeni geldim ben. Yo beatbox yapacağım. Hayır bir şey yok. Tamam. Görüyorum birçok arkadaşsın. Ben niye Almanya'dayım? Birçok arkadaşı görüyorum. Dep yapıyorsunuz. Harika süper devam edin. Ama nasıl dep yapacağınızı bilmiyorsunuz. Şöyle böyle yapıyorsunuz. Eller çok önemli bak bu. Değil biliyor musun? Parmakların birbirine sıkıca yakın olması ve kontak halinde olması çok önemli. Elbow. Dirsek. Dirseğin açısı çok önemli biliyor musun? Şu şu. Böyle dep olmaz. Yes. Görüyorum birçok arkadaşı görüyorum. Böyle dep yapmaya çalışıyorum. Böyle dep olmaz. Saçmalama. Böyle dep olmaz. En önemli şeyi söylüyorum. Debi nereye vuruyoruz? Alnımızın şurasıyla. Şu bölge çok önemli. Görüyor musunuz? Şu bölge. Yes. Çok yakın gitme. İkincisi. Elimizin bölgesi. Şurası. Bak burası değil. Bileğe vuran görüyorum. Saçmalama. Ele vuran görüyorum. Bu da olmaz. Adam dirseğe vuruyor. Nasıl mümkün değil? Tam ortası görüyoruz. İkisinin tam ortası. Bir karış yapıyorsunuz. Karışla ölçü alıyorsunuz. Çok önemli. Bir karış. Karışın tam ortası. Bak şu. Görüyor musun? Bir karış. Nişan al. Ateş. Ateş. Görüyor musun? Be. Değil mi? Tabii ki de bitmedi. Sol kol ne olacak? Görüyorum bazen sol kolda kısım böyle düz oluyor. Bunu böyle yapıyorsun. Bak görüyor musun? Olmuyor. Aynı açı. Bu. Be. Dep deyip geçmeyin. Yanlış yere dep vurulmaz. Saçmalamayın. Düzgün. Hop. Görüyorum sadece bunu yapıyorsunuz. Sağ kolla olmaz o iş. Sol kolla olacak. Biz bunları anlattık. Tutorial'lar yaptık. Videolar çektik. Hop. Dep. Bitti. Lütfen. Evet, dep nasıl yapılır bu tutorial'da bunu öğrendik. İlerleyen tutorial'larda tekrar Ömer'le eşit başlığa sizlere bir dansçı olmanın ince şeylerini öğreteceğiz. Evet, görüşmek üzere dansseverler. Olmuyor. Böyle değil. Yaklaş. Konuşuyorum, anlatıyorum tutorial'larda ne yapmanız gerektiğini ama yürüyüş yok, yürüyüş. Yürüyüş çok önemli. Bir dansçının yürüyüşü çok önemli. Yes. Yürüyüş. Bu değil bak arkadaşlar.
Senin ne işin orada? Çık dışarıya! Çık! Öğrenciye... Bu değil arkadaşlar, bu değil. Ders yürüyüş nasıldı? Eller, yürüyüş yok. Kalktım yine. Gördün mü? Rahat olmak çok önemli yürürken. Yürürken en önemli şeylerden bir tanesi sağ ayakla başlıyor olmak çok önemli. Yes. Sağ ayak. Yo, sağ ayağı bastıktan sonra sol ayak görüyor musun? Düştü rahat. Salınarak. Salınarak. Yo. Görüyor musun? Akışkan. Yürürken eller akışkan değil. Saçmalama, akışkan olmayacaksın. Yo. Kal orada. Eller çok önemli. Görüyor musun elleri? Yo. Hala konuşuyorum. Yo. Görüyor musun? Sonraki tutorialda görüşmek üzere. Yo. Bu tutorialda Ömer Hoca bir dansı nasıl yürümeli, nasıl yanlış yürünür bunları bize gösterdi. Bir sonraki tutorialda Ömer Hoca'yı tekrar bir aradayız.